Selamun aleyküm sevgili dostlar. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Bugün Mevlam iki bayramı bir araya getirdi. Şu anda da cuma namazı için buradayız. Cumamız da mübarek olsun. Bayramın, cumanın feyiz ve bereketinden müstefid olmayı Mevlam cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Antalya Kepenmolla Gürani Camii'nde merkezi sistemden şu anda vaaz dinliyoruz. Allah cümlemize tesirini hak etsin. Ama Kur'an'ın en önemli iniş sebebinin hayatı düzenleyen, tanzim eden insanın kullanım kılavuzu olduğunu ihmal etmemek lazım. Dikkat et. İnsanın kullanım kılavuzu. Daha sonra ifade ediyorum ya, yani şimdi cep telefonu arıyorsunuz yahut da basit bir makine, basit bir alet ya da var ya varsanız onun içerisinde bir parça kağıt çıkar yahut yapışmış bir kağıt vardır. Orada kullanım şekli de nasıl kullanacağınızda ve ağzında da biraz daha önemli bir şey ise ağzında da siyah siyah kutu yahut da kutu renkle bu efendim kullanım haricinde kullanırsanız garanti kapsamı dışındadır. Değil mi? İnsanın kullanım kılavuzu Kur'an-ı Kerim'dir kardeşler. Eğer siz Kur'an-ı Kerim'in göstermiş olduğu istikamette yürümezsek, hayatımızı Kur'an'ın gösterdiği istikamette yaşamaz isek, Allah'ın garanti kapsamından çıkarız. Bu kadar basit. Onun için Kur'an'ı okuduk, katmettik, mukabeleler okuduk ama şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Kur'an-ı Kerim'i açıp okumakla kalmayıp o asıl insanın hayat kılavuzu, hayat rehberi, insanın doğru bir istikamette yürüyebilmesi için şu dünya hayatında herhangi bir kazaya uğramaması için daha da önemlisi ahiret yurdunu firdevs, cennet ve ar-nain cennetlerini elde etmek için insanlara gönderilmiş hakikatleri öğreten hayat kılavuzu, hayat rehberi. Onun için Ramazan-ı Şerif'te daha fazla Kur'an'la hemhal olmaya çalıştık. Nitekim bunu da başardık. O zaman bu Kur'an ile hemhal olmayı 11 aya yaymamız lazım. Sırf Ramazan-ı Şerif. Bunu aklınızın en önemli yerine kazınması lazım. Çünkü Kur'an bizim her şeyimiz. Hayat rehberi. Sonra ona nazil olmuş olan Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin üsve-i hasene diye haber verdi. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyelerini, nasihatlerini, emir ve buyruklarını Ramazan-ı Şerif'te daha fazla yerine getirmeye gayret ettik mi? Minderdeyken ses yaptı. Hutbede bunu başardık. Bir şartta yok. Bir şartta. Peki, Efendimiz aleyhisselatü vesselam sadece Ramazan ayı için gönderilmiş ve rehberlik yapmadı. Buradan çıkmış bu. Onun hayatının her alanı bizim için en güzel örnek. Yegane liderimiz, yegane rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Şeyinki mihrab. Bundan başka bir iddiası olan varsa büyük bir yanılgı içerisinde. Bizim en büyük rehberimiz, önderimiz, liderimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. Başka bir iddiada bundan varsa imanı yok olacak. İşte sohbeti o herhalde. Şimdi böylesi bir liderimiz, önderimiz size Ramazan'ın nasıl yaşanması gerektiğini
ve Ramazan'ın bir mektep olduğunu haber verdi. Bizden bunu gördük yaşamını, tavsiyelerini, emirlerini, buyruklarını mümkün olduğu kadar şu Ramazan-ı Şerif'te yerine getirmeye çalıştık. Da. Ve bir çoğunda başardık. Hayata uyguladık. Bakalım Peygamberimizin örnekliğini, onun tavsiyelerini, buyruklarını 11 aya yaymamız lazım. İşte kardeşler, bütün bunlar bizim hayatımızı güzelleştiren, huzurlu bir yaşamımızı sağlayan, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kardeşliğimizi kuvvetlendiren unsurların tabiri caizse bir binanın tuğlalarını ifade eden hususlar, eğer bunların bir veya birkaçını eksik bırakırsak, nasıl şu camimizin tuğlalarından bir bölüm açık kalsa buradan soğuk hava söz eder, istemediğimiz bir takım efendim hususlar cereyan edebilirdik. Onun için bizler bu manevi mektebin öğretilerine eğitimini aldık ve 11 ay boyunca bunu uygulamamız lazım. Aksi halde bu kardeşlerimizi kısa sürede İflas eden bir güncel misali kaybederiz. Yerinde yapılacak. Allah muhafaza. Yeniden Cenab-ı Hak bize bir ömür sermayemiz içerisinde Ramazan-ı Şerif'e ulaştırır mı ulaştıramaz mı bilemeyiz. Onun için son bayramımız gibi, sanki son Ramazan-ı Şerif'in kazanımlarını elde etmiş gibi lütfen 11 aya hayatımızın geri kalan kısmına ki ne kadar olduğunu dahi bilmiyoruz. Şu camiden çıkacağımızın garantisi dahi yok. Böylece efendim kazançlarımızı, sermayemizi daha da artırmaya gayret edeceğiz. O vakit bir Kur'an kitabı, cebbesine geliyor, malim ki hazine, oku kitabını, bugün hesap verici olarak sana yeter diyerek amel defterleri sağ tarafından gözlemlerden olursa ne mutlu bize. Rabbim bu şekilde amel defterleri sağ veya yahut da ön tarafından verilenlerden eylesin. Değerli kardeşlerim, vaktimiz de az kaldı. Hem bayram, Ramazan bayramı hem de Cuma bayramını idrak ediyoruz. Şöyle bu iki bayramı idrak ederken kısa bir faide sohbetimi tamamlamak istiyorum. Ancak hep yetiştirdiğimizden önemli bir hususu hatırlatmamızı isterdim. Malumunuz bayram olması hasebiyle farklı şehirlere, memleketlere akrabalarını görmek için giden, gidecek olan kardeşlerimiz olabilir. Buradan sizlere hatırlatıyoruz. Sizler de çevrenizdeki insanlara lütfen hatırlatın. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yani 5 dakika geç gitsek sonu 53 mü senin telefonu? Onun için sevdiklerimizle bu güzellikleri paylaşmak istiyoruz. Onun için sevdiklerimizle bu güzellikleri denesin mi? Üzmeyelim. Bu nedenle yola çıkacak olan kardeşlerimiz uykularını almış hiçbir şekilde ve özellikle kazalarına demek kullandığı ve telefon alışkanlığı her hafta bayram olunca bayram mesajları şuna bakın, buna bakın derken Allah muhafaza trafikteyken sakın haşer telefonlarla da meşgul olmayalım. Hız kurallarından trafik kurallarından uyalım. Cenab-ı Hak yola çıkacak olan kardeşlerimize de sağlık, yolculuk içerisinden sevdiklerine kavuşturup bayram sevincine ortak eylesin inşallah. Hep beraber gelin şu iki bayramı bir arada yaşadığımız şu cuma saatinde Rabbimize ellerimizi açıp gönüllerimizi Rabbimize çevirmiş olalım. Doğru mu? Amin.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ey yerlerin ve göklerin yegane sahibi, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayısız nimetleri bizlere bahşeden, nimetlerin içerisinde en kıymetlisi, en değerlisi, imanı, İslam'ı gönüllerimize yerleştiren, bizi bir Ramazan-ı Şerif'e ulaştırıp, Ramazan-ı Şerif'in feyiz ve bereketinden istifade ettirip, bayram sevincine kavuşturan Yüce Rabbimiz, sana sonsuz hamd ve sena ediyoruz. Ya Rab, sana hamd ve senalarımız kifayetsiz kalır. Ancak acizane sana hamd ve sena ediyoruz. Hamdimizi, senamızı, şükrümüzü kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, şu cuma saatinden, bayram gününden ellerimizi sana açtık, gönüllerimizi sana çevirdik. Ya Rab, yapacağımız bütün dualarımızı dergâh-ı yine kabul eyle. Ya Rab, buradan Habibi Edib'ine, ondan Hazreti Adem'e kadar ulaşan bütün Rasul ve Nebilere de salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, Ramazan boyunca tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadet ve taatlarımızı, hayır ve hasenatlarımızı dergâh-ı ruhiyetine kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rab, Ramazan boyunca acizliğimizi ifade ederek sayısız işlemiş olduğumuz günahlardan af ve mağfiretimizi diledik, talep ettik. Ya Rab, şu an itibariyle kalplerimizde zerre kadar dahi bir günah, bir hata ve bir kusur kalsınsa onların da af ve mağfiretini talep ediyoruz. Ya Rab, bizleri arındır, bizleri temiz eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, birlikte beraberlik içerisinden, huzur ve güven içerisinden Ramazan'ı idrak ettik, bayram sevincini yaşıyoruz. Ya Rab, daha nice Ramazanlara ulaşabilmeyi, nice bayram sevinçlerini yaşayabilmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, birlik ve beraberliğimizi kıyamete kadar daim ve kaim eyle. Vatanımızı, milletimizi, ümmeti Muhammed'i her türlü belalardan, musibetlerden, afetlerden, zelzelelerden, bir umum tabi ve doğal afetlerden hıfzı emin eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, buradan Ya Rabbi geçmişlerimize rahmet diliyoruz. Okunmuş olan size hatmi şerifler hürmetine, aramızdaki sabiler hürmetine, sizleri af ve mağfiretine nail eylediğin gibi, dünyadan ahirete, ufaya yol geçmiş olduğumuz anne, baba, evladı, yal, akrabayı, talukatlarımızı affeyle, onların kabirlerini bir nur, amellerini makbul, makamlarını cennet eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, gerek evlerinin köşelerinde, gerekse hastanelerde, şifa bekleyen hastalarımız var Ya Rabbi. Sen şafisin, şafi ismi hakkın için şifalar ihsan eyle Ya Rabbi. Dert olan kullarına devalar ihsan eyle. Borçlu olan kullarına hayırlı rızıklar vererek edalar ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rab, şu anda gönüllerinden dilek ve temennilerini geçirip de hocamız şu duayla ikrar etse hep beraber amin desek de yine gönülden geçen nice dilek ve talepler varsa sen onları muvaffak eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, şurada toplandığımız gibi Ya Rabbi Efendimizin sivakam sancağı altında Havz-ı Kevser'inin başında toplanabilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi, velâ temutunne illâ ve entum müslümûn. Ancak Müslümanlar olarak son nefesimizi veriniz buyuruyorsunuz. Bu emrine muhatap olabilmek için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek çene kapayabilmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli. Tamam.
dışarı da gireriz. Müsaitse içeriye de gireriz. Bir sarsıyor. Onlar köylüler. Büyükler baktınız. Ölenin arkasında şapkalı olur. Mevlüt. Orada ya. Bunun şapkalı Hazır Tübeyim. Mevlüt köyde. Matbaacı. Köyde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâti l-qâime vesîlete vel-fazîlete ve'd-derecete r-rafî'a veb'azhu meqâmen mahmûden illezî ve'adte inneke la tuhliful mî'ad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى göçen kardeşlerimizin ruhları için, şu anda hazır bulunan cemaatimizin hane halklarının sıhhat ve selameti için, devletimizin bekası, ordularımızın, güvenlik güçlerimizin, ülkemizin ve tüm biladı İslam'ın muhafazası ve muzafferiyeti için, şerlerin defi ve Allah rızası için, El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر.
Hayya alessaleh. Eşhedü enne seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammeden abdühü ve resulü. Emma ba'du feya ibadallah. اتقوا الله واطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن أحب الأمر إلى الله أذره فإن قال صدق رسول الله عزيز محترم مسلمانlar bugün gönül hanemizin aziz bir misafirini Ramazan-ı Şerif'i uğurlamış bulunuyoruz. Ramazan ayı Rabbimizin rahmet ve bereketini gönüllerimize, hanelerimize ve bellerimize ikram eden bayram oldu tüm müminlere. Aziz müminler, 11 ayın sultanı Ramazan bir ay önce ilahi bir rahmet esintisiyle geldi. Afetlerden dolayı mahzun olan yüreklerimizi bereketiyle serinletti. Buruk sinelerimizi coşkusuyla ferahlattı. Şifa kaynağı, hidayet rehberi, Kur'an'ın tilavetiyle huzur bulduk. Oruçlarımızı yaparak takva sahibine büründük. Seherlerde hızdan arındık. Nihayetinde Rabbimizin müminlere ikramı olan bayrama ulaşmış bulunuyoruz. Kıymetli Müslümanlar, bundan sonra bize düşen Ramazan bilinciyle bir ömür boyu geçinebilmektir. Vakit Ramazan kazananlarımızı hayatın her alanına yayma vaktidir. Vakit hayatı Ramazan kılmanın vaktidir. Değerli müminler, kulluk bir geceye ya da bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et buyurulmaktadır. Rabbimiz bu ayetten bir ömür kendisine kul olmamızı, hayatımızın her anını ibadete dönüştürecek sorumluluk bilincini kuşanmamızı istemektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar. Allah katında amellerin en sevimlisi olsa devamlı olanıdır. Öyleyse aziz kardeşlerim, Ramazan'daki ibadet bilincimizi Ramazan'dan sonra da devam ettirelim. Namazla olan bağımızı Ramazan ayında kuvvetlendirdiğimiz gibi bundan böyle de koparmayalım. Evet yayılsın etrafımıza. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ruhuyla kardeşlik köprülerini inşa edelim. Bir yıl boyunca infak ve desteklerimizle tebessümler asıl ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinde. Ramazan-ı Şerif'te olduğu gibi Ramazan'dan sonra da inelim. Kötülüklerden uzak duralım. Gönül kırmayalım. Kalp incitmeyelim. Unutmayalım ki iki cihan saadeti imanını ibadete, ibadetini ahlaka dönüştüren müminlerin olacaktır. Ve tekrim ve lüfekâmeti şehri safiyyi ve gâle azze ve celle min gâilun muhbiran ve emira innallâhe melâiketehü yusallûne alen nebî ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîme Allahümme sallu alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed kemâ sallu alâ İbrahim ve alâ âli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kemâ barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara iyilikler ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz bizleri
annelerimizi, babalarımızı, tüm müminleri hesap gününde bağışla. İnna Allahe ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel münker vel bagy يَعَذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Okuduğum ayet-i celilede Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Muhakkak ki Allah Teala adaleti, iyiliği, akrabayı yardım etmeye emreder. Fenalığı, azgınlığı ve çirkin işleri men eder. O düşünüp tutasınız diye hüdud verir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا إن الذين كفروا لو أن لهم أليم الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر
اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على دين الإسلام الحمد لله. لشيء قدير سبحان ربي العلي الأعلى المحام إنا بحرمة لله تعالى الفار Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eyvallah, sağ ol. Nerede diyor ya da? Ben kuyuların öleceğim şimdi. Merkez. Hocam Mustafa vallahi çok bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun hocam. Bayram mübarek. Evet hocam, aynen. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a şükür, elhamdülillah. Hoca gelmiyor ki görüşesin. Evet. Vardır bir şey hocam. Cuma'da da onlar gelmiyorlar, o yılda görüşelim. Evet. Halil hocam. Doğru hocam. Geç vakitte ben gelmiyorum. Cuma'da okey. Cuma'da da bir şey de olur. İş yerinde. Evet. İş yerinde. Hocam, Halil hocam, sana bir soru var. Şimdi değil. 80 gram altın veya 80 gram altın değerinde parası var mı? Yok. Yok. Hiçbir şey. Ayrı mankeni var mı?
Hayır, hiçbir şey. Toprak. Hayır, hayır, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Toprak da olsa olmaz. Hiçbir şey yok. Toprağın gelirinden. Sadece bir maaşı var. Gelirinden var mı? Toprak gelir elde. Varsa gelir. Toprak varsa gelirini soracak. Hocam sadece bir maaşı var. Kocasından var. İyisin ha? Abanlar da değil. Hacamet gibi. Yeter ya. Abanlar da değil. Hacamet gibi derim ben. Hocam hoş geldin. Abanlar da değil. Şey, abanetli mi? Burada mı? Yurettin'in anakrabaydı değil mi? Yurettin'in anakrabaydı hem öyle ya. Hem amcamın oğlu hem enişte. Tamam. Hem de enişte. Hem amcamın oğlu tamam. Hem enişte aynı zamanda çift tarife. Tamam. İyisiniz değil mi hocam? Elhamdülillah. Ama diliyle de söyleyeceksin. Allah razı olsun. Sen kendini işte mi diyor? Tabii. Yelek. Hem hacamet güzel. Babalardan değilim. Babalardan değil mi? Ya babamlardan olmak kötü bir şey. Kötü bir şey. Nazım abi anlatıyor da bir şey bilmiyorum ne kadar. Kur'an karıştırırsa hiç karışır. Hiç karışmaz. Ay, selametle. Selamünaleyküm, Ramazan bayramınız mübarek olsun. Amin. Allah razı olsun. Ben teşvik kaybettim. Buna düşmüş olabilirim. Selamun aleyküm sevgili dostlar. Cumamız, bayramımız mübarek olsun. İnşallah Mevlam Cuma'nın ve bayramın feyizli bereketinden müstefid olanlardan eylesin, eylemiştir. İnşallah Cuma'nın bayramın feyizli bereketinden müstefid olanlardan olduk. Allah